Değerli izleyicilerimiz, Ekonomi Dünyası ekibi olarak Türkiye'nin dört bir yanından sektörlerin önde gelen isimlerini siz değerli izleyicilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar yansıtmayı başaran elimizden Gaziantep'ten sizlere sesleniyoruz ve yanımızda Yavuz Bey olacak. Bakalım bizlere ne gibi bilgiler verecek, hep birlikte izliyoruz. Sizleri tanıyabilir miyiz? Yavuz Bey kimdir? Ben 20 yıl silahlı kuvvetlerinde uzman çavuş olarak görev yaptım. Daha sonra emekli ayrıldıktan sonra özel güvenlik sektörüne girdim. Şu an sektörde 2 yıldır yöneticilik yaptım. Şu an ATA 27 Özel Güvenlik Şirketi'ni sahibiyim ve işletmesini yürütmekteyim. Sektöre girişimiz nasıl gerçekleşti? Nasıl böyle bir karar aldık efendim? Emekli askeri personel ne yapabilir? Bize en yakın olan mesleği tercih ettik ve güvenlik sektörüne girdik. Sektörde yaklaşık 1 yıl yönetici statüsünde görev yaptıktan sonra sektörde elit bir yere, güvenli bir yere ihtiyaç olduğunu fark ettim. Ve ATA 27 Özel Güvenlik Şirketi'ni değerli dostum Arif Alkan Bey'le beraber burayı açtık. Şu an işletmesinde yürütmekteyiz. Tebrik ediyorum efendim size. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Burada verdiğimiz eğitimler nelerdir? Hangi aşamalardan geçiyor öğrenciler? Sertifika süreci, sınav süreci nasıl ilerliyor? Aşama aşama öğrenebilir miyiz? Burada biz silahlı, silahsız güvenlik eğitimi vermekteyiz. Bu eğitim süresi yaklaşık 15 gün sürmektedir. Bu 15 gün eğitimin süresinden sonra arkadaşlar yaklaşık bir ay sonra yazılı sınava tabi tutulmakta ve bu sınavı başarıyla geçtikten sonra silahlı veya silahsız güvenlik personeli olabilmektedir. Bu güvenlik kartlarını aldıktan sonra arkadaşlar fabrikalarda, alışveriş merkezlerinde, hastanelerde, kamu kurumlarında ve özel sektörde birçok noktada güvenlik görevlisi olarak hizmet verebilmektedir. Peki efendim, burada kapasitemiz ne kadar, eğitim sürecimiz nasıl ilerlemekte, öğrenebilir miyiz? Burada derslik kapasitemiz şu an 2 dersliğimiz var. 40-80 kişilik bir eğitim kapasitemiz var. Eğitimlerimiz hem sabah hem de akşam eğitim olarak devam edebilmektedir. Şu an kurs üyelerimiz zaten az önce dersleri bitti. Şu an mola aşamasındalar. Gece eğitimlerimize saat 16 civarı başlamakta, saat 21 civarında sona ermektedir. Yavuz Bey, bakıldığı zaman böyle kurumların en önemli noktası eğitmenleri oluyor. Ben eğitmenleriniz hakkında bilgi alabilir miyim? Güvenlik sektöründe şu an verilen eğitimler yaklaşık 12 ders verilmektedir. Bu derslerin 8 tanesi, 7 tanesi kolluk kuvvetinde emekli arkadaşlar tarafından, yani polis ve asker arkadaşlar tarafından verilmektedir. 3 tanesi de ilk yardım dersi, itfaiye dersi, X-ray cihazları dersi de alanda uzman personel tarafından verilmektedir. Çok güzel efendim. Yani aslında bakıldığı zaman sektörün içinde var olan ve tecrübeli bir ekibiniz bulunuyor. Tabii ki, kesinlikle. Öğrenciler de bunlardan maksimum derecede faydalanıyorlardır eminim, evet. Ki peki burada kullanmış olduğumuz cihazlar var mı, yoksa sadece teorik mi eğitim veriyoruz? Burada teorik ve uygulama eğitimi birlikte verilmekte. Teorik eğitim 100 saatlik eğitimin yaklaşık 70 saati teorik, 30 saati uygulama eğitimi olarak verilmektedir. Uygulama eğitimi olarak X-ray cihazlarını arkadaşlar görmekte, el direktörlerini görmekte, telsizleri kullanmayı öğrenmekte, job kelepçe kullanmayı öğrenmekte, kalkan kullanmayı öğrenmekte, ilk yardım maketiyle beraber çalışarak kalp masajı, suni solunum nasıl yapılır, bunları eğitimini almaktadırlar. Hem teorik hem uygulamalı eğitimlerimizi uzman kadromuzla vermekteyiz. Evet. Peki efendim, izleyicilerimiz sizleri neden tercih etsinler? Sizin farkınız nedir? Bizim farkımız en başında güvenilirlik. Askeri personel olmamızın yanında işte en çok vatandaşlarımız buna göre bize gelmektedir. Hocalarımızı ve eğitmenlerimizi seçerken alanda en iyileri, branş olarak kendini uzmanlıklarını kanıtlamış arkadaşlarla, eğitimcilerle çalışmaktayız. Bulunduğumuz sınıfın havalandırması olsun, temizliği olsun, kullanılan bataryaların kanuna ve yönergeye uygunluğu olsun, her yönden en iyi olduğumuzu düşünüyoruz. Yavuz Bey, bakıldığı zaman sektörünüzde çok fazla dolandırıcı olduğunu duyduk. Evet. Peki siz bu anlamda ne gibi önlemler alıyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Bu dolandırıcılık türleri genelde internet üzerinden yapılıyor. Yani internette kursa gelmenize gerek yok. Size şu kadar miktar ödeme yaparsanız kartınızı veririm şeklinde arkadaşlardan ödeme alınıyor. Ve hiçbir geçerli olmayan, kanunda yer olmayan güvenlik kartları verilmeye çalışıyor. Onların bir geçerliği yok. Arkadaşlar özel güvenlik görevlisi olmak istiyorlarsa, özel güvenlik faaliyet izin belgesine sahip İçişleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü onaylı güvenlik şirketlerinden almaları lazım. Bunun da en büyük yolu araştıracaklar arkadaşlar. Gidip yerlerini görecekler. Görmeden, araştırmadan, tanışmadan kesinlikle kayıtlarında olmayacaklar. Tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Bizleri güzel bir şekilde ağırladığınız için.